Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Selam. Nasılsınız? Ekranı biraz daha yukarı alırsan senin suratında gözükebilir. Evet, evet. Tamam, süper. Çok teşekkürler. Sizde ne var ne yok? Bursa'yı çok özledim. Bekliyoruz. Korona günleri bitsin yine bekleriz Selin Hanım. Hep beraber buluşmak için neler istedim. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Evet. Yine bir söyleşimizde birlikteyiz. Bu sefer sevgili konuğum Tülin. Bize daha önce de bizim Eşit Dünya'mız söyleşileri dahilinde Yeşim Tekstil'e de söyleşiye gelmişti. Çok keyifli bir söyleşi yapmıştık. Bugün de özellikle daha büyük bir katılımcıyla onun düşüncelerini sizlere ulaştıralım istedik. Öncelikle hoş geldin Tülin'cim. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Yeniden seni görmek de çok güzel. Sen demek istiyorum izin verirsen. Tabii ki. Artık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ilk sloganınızı gördüğümde çok etkilenmiştim. İlk kez geliyordum Yeşil Tekstil'e, bir girdim. Çok eski yıllara ait önce insan yazılı bir başlık var. Dergiyi görünce çok etkilenmiştim. İnsanı özellikle öne alan. Sonra bu kadar kurumsal bir yapı açıkçası beklemiyordum. Hani Yeşil Tekstil'in her şeysini kullanıyoruz belki ama. Öncelikle insana verdiğimiz değer ve yatırım için kesinlikle önce sizi alkışlamak ve kutlamak istiyorum. Gerçekten önce insan. Teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka yapacağımız çok daha fazla şey var. Ama bu bir yolculuk. Her geçen günde o konuda adım adım ilerlemeyi istiyoruz. İşte bu çerçevede özellikle bu dönemde pozitif, geleceğe dönük güzel düşünceleri olan konuklarımızla hem çalışanlarımızı hem katılımcılarımızı buluşturmak istiyoruz. Böylelikle de evet, biraz daha olayların farklı yönlerini görelim istiyoruz. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin tanımayanlar için? Uzunca yıllar hep söylüyorum ama yine söyleyeyim. Hepimiz okuduk, hepimiz meslek hayatlarımızın içerisinden geçtik. Ne okul okursanız okuyun, ne kadar yolculuktan geçerseniz geçin. Hep söylediğim gibi kendinizi okumamışsanız hiç okumamışsınız demektir. Çünkü o okuduğumuz diplomalar ya da yaptığımız işler çoğu zaman bizi biz yapmıyor. Fark edeceksin ki birçok insanı meslek gruplarının çoğunda tanıyorsun. Gördüğün zaman aslında en çok kendileri mutlu hissettikleri iş onların kimlikleri gibi oluyor. Ben de şöyle diyorum. Ben yaşam yolculuğuna erken başlamış birisiyim kitaplarım ve dostlarım sayesinde. Ancak 22 yıllık kurumsal bir firmadan sonra ve yönetim kurulu başkan yardımcılığına yükseldikten sonra 2018 yılında istifa edip kendi işimi yapmaya karar verdim. Şu anda Uluslararası Access Consciousness'ın sertifikalı eğitmenlerinden biriyim. Sen beni gördükten sonra büyüdüm. Çok güzel. Şimdi dünyadaki sanıyorum 380 tanesi şu anda, 370 hocadan bir tanesiyim. Süper. Bununla ilgili de işte insanlara ne kadar çok kendilerine yakınlaşabilirler. Bu araçlardan birkaçını öğretiyorum. Peki hemen buna bağlı olarak Access Bar kavramı son yıllarda çok duyduğumuz, farkındalığımızın arttığı bir kavram. Tam olarak nedir? Biraz bunu anlatabilir misin bize? Aslında bilgisayar dilini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Access giriş demek, consciousness da bilinç demek. Aslında tam anlamıyla bilince girişten bahsediyoruz. Nedir bilince girmek hani tabirine baktığımızda ise şöyle söyleyebiliriz. Kaçımızın öğretileri kendine ait. Kaçımız da geleneklerinin kopyacısı. Kaçımız mesela Bursa'nın kültürüyle Urfa'nın kültürü aynı mıdır? Bursa'da bile bir mahalleyle bir mahallenin kültürü aynı mıdır? Access Consciousness diyor ki biz başınızın üzerinde bulunan 32 noktaya dokunarak bar sisteminden bir uygulama sayesinde sizin vücudunuzda biriken elektrik yükünüzü bir şekilde hafifletiyoruz diyor. Ve bununla ilgili de nörolojik bir doktor olan Jeffrey Fallon ile beraber bir çalışma yapıyorlar. Ünlü bir profesör Jeffrey Fallon ve onunla yaptığı çalışma için şöyle bir çalışma oluyor. Hadi biz video baş masajı yapıyoruz. Acaba diyor bunu biz yapsak. Sonra siz gelip diyor üstüne o insanların nörolojik olarak haritasını çıkarsanız bize diyor. Bu çalışmayı yaptıkları zaman
32 noktaya vars yapılıyor. Danışan uyuyor. Sonra kalktıktan sonra bir bakıyor ki oradaki aktif olan nöronların sayısı değişmiş. Bütün bunları fark ettikleri zaman görüyorlar ki akses çok enteresan ve sonra şöyle bir şey çıkıyor. Diyor ki 40 yıl mağarada meditasyon yapabilirsin. Kendini arındırabilirsin. Ancak o elektrik yükünü arıtmak için zihnini boşaltman gerekiyor. Zihnini sakinleştirebilmenin en kısa yollarından biri de 1 saat 15 dakika süren Mars seansı almak. Kurtuluyorsun böylece diyor. Mars tam da bu. Vücudumuzdaki, zihninizdeki elektriğin yükünü boşaltmak. Tam da bugünlerde ihtiyacımız olan bir şey aslında. Çok affedersin, telefonu sessiz almayı unutmuşum. Tam da bu işte Mars elektrik yükümüzü boşalttıktan sonra alanımızda çok da hızlı değişiveriyor. Çok güzel. Peki bu dönemde özellikle bu konuda neler yapabiliriz? Yani özellikle uzaktan yapılabilecek bir şeyler var mı? Birçok farklı yöntemi var tabii ki ama benim en çok önerdiğim şey şu. Timüs bezimizi hepimiz biliyoruz. Timüs bezimizi. Timüs bezimize böyle yavaş yavaş dokunarak hani orayı titreştirmekten bahsediyoruz. Elementseller ya da vücudun bağışıklık dengesini hatırlatmak adına. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir demeye başladığınız nokta sizi gerçekten değiştiriyor. İsterseniz bunu şey yapalım, hani test yapalım. Yapalım. Bugünden başlayarak sabah, öğle, akşam olmak üzere işte 30, 40, 50, 100 kaç istiyorsanız her gün aklınıza her geldiğinde mesela sıkıştık bir yerde çok bunaldık. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Bir bunu kullanalım. Bir de benim çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Bizim kafamız çok çalışıyor. Mesela tiyo vereyim size. Geldi bir tane personeliniz uzun uzadıya size yaşadığı zorlukları ve stresleri anlatıyor ama hep aynı şeyi anlatıyor mesela. Ona kısaca şöyle her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir yapın. 10-15 kere sorununda şey diyecek. Ya neyse bunu anlatmaktan vazgeçsin diyecek size. En kolay bizi çıkaran şey burası. Yani gerçekten hayatımıza kolaylığı, neşeyi ve gerçekten ihtişamı davet etmek. Biz kendi ihtişamımızı kabul etmiyoruz. Ve en çok da kimi yargılıyoruz? Kendimizi. Kendimizi nasıl yargılıyoruz? Kusur bularak. Mesela yaptığımız işi beğenmiyoruz. Oysa ki kötülüğün şeytanları yeryüzüne nasıl iniyor? Şimdi biraz daha tasavvuf inancıyla bahsedersek, Akses'te şöyle bağdaştırmak istiyorum. Mesela eğer her birimizde o bizi yüce yaradanın nuru, ruhu üflüyse ve her birimizin eğer gerçekten içinde onun sönmez ateşi yanıyorsa, bizi hayatta tutan o ruh enerjisi varsa biz kendimizi yargıladığımızda kimi yargılıyoruz? Yüce Yaradan. Yaratan Tanrı'yı. Ya Yüce Yaradan'ı. Ya da ben dileğin bir şeysine bakıp da dilekte bir kusur bulmaya kalkıp onun kusurlarını, kabahatlerini bulduğumda kimi yargılıyorum? Onun Tanrı yok mu içinde? Ona da üfledi ruhunda. Onu yargılıyorum. İşte o zaman kötülüğün şeytanları tıkır 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 yukarıdan aşağıya veriyorlar. En kolay da böyle yapıyoruz. Bir kişinin en büyük günahı kendini yargılamak. Çünkü bize öğretilen vicdan muhasebesi yapmakta ama orada da kendimizi doğrulara yanlışlara göre kutuplandırıp vicdan muhasebesi yapıyorduk. Buraya girdiğimiz zaman kendimizi reddediyoruz. Ve kötülüğü yeryüzüne indiriyoruz. Eğer dünyada savaşlar varsa en çok oluşturduğumuz yargılardan var. Ben kimim ki seni beğenmeyeceğim? Ben kimim ki sende kusur bulacağım? Ben hem her şeyim hem de hiç kimseyi yargılayan konumda değilim. Hiç kimseyi, kendim dahil. İşte o zaman o yüce yaradanın birlik enerjisi. Peygamber Efendimiz'in hadisi ne? Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz diyor bize. Peki kaçımız kolaylıktan yana? Kaçımız hayatını kolaylaştırıyor? Akses diyor ki sen bunları diyor kolaylıkla yapmak istiyorsan diyor artık hiçbir şey bu kadar karmaşık değil, kolay diyor. Bir, kendine özen göster ve kendini onurlandır. İşte o zaman kendindeki özeni bulduğunda karşı tarafta da özen bulacaksın diyor. Biz karşıda aynaya bile bakarken neye bakıyoruz? Saçım olmuş mu?
makyajım tamam mı? Ya da ne bileyim işte ah yüzüm mü buluşmuş falan yapıyoruz. Ya da ne bileyim sakallarım mı gelmiş? Kusur bulmaya bakıyoruz. Kaçımız kendimize bakıyor ki? Karşımıza da böyle değil mi? Ya davet olsak o neşeyle, o kolaylıkla. Herkesin hayatındaki o neşeyle onlara ilham olsa. Şaşırsak onları. Hayatımıza kendimiz yön verebiliriz diye algılıyorum ben bunu. Ve bunu da en önce kendimizden memnun olarak. İlk önce kendimizi severek. Evet, yani senin mesela kendimizi sevmeyi de bize şöyle öğrettiler. Kendimizi sevelim, dürüst insan olduğumuzda sevelim. E tamam, kıskancım, kötü kalpliyim, dedikodu yapıyorum ve sürekli huysuzum. Bunlar dışarıda mı? Yo, bunları yaptığın yerleri gördüğüm, alıp kabul ettiğim ve artık bunu seçmediğim zaman. Seçmediğim zaman, buna gönüllüyüm. Kötü olmaya gönüllüyüm, edepsiz olmaya gönüllüyüm. Ama bunu seçmiyorum artık. Orada değilim dediğimiz zaman. Kendini bilmek der ya Yunus. Ne bilirsen bil, kendini bil. İşte orası tam orası. Yani damarıma bastığı zaman Dilek, edepsizleşeceksen ben, ya bana böyle davranırsan canını yakarım. Hani diyebilecek noktadaysam ben kendimi biliyor ve seviyorumdur. Dışlamadan bak, gene dışlamadan. Var çünkü bu var. Peki hayattaki seçimlerimiz aslında bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Bu anlamda neler söylemek istersiniz bu bakış açısıyla? Mesela her gün gözümüzü açıyoruz değil mi? Sabah kalkıyoruz, gözümüzü açıyoruz. Hepimiz hurra yetişmek zorunda olduğumuz bir durumdaydık. Bu koronavirüsünden sonra ise bu dengeler değişti, farkında mısınız? İnsanlar daha çok neleri alıp kabul edebildiklerini görmeye başladılar. O sıkışıklıkları yerlerde. Nasıl seçiyorum peki ben her gün? Ben bunu şöyle bir ritüelle anlatıyorum. Küçük bir öyküyle. Diyorum ki siz her gözünüzü açtığınızda her sabah sizin o Tanrı'nın görevlendirdiği size ait olan meleklerin hepsi sıraya dizilirler. Bolluk melekleri, neşe melekleri, refah melekleri, sağlık melekleri hepsi sıraya dizili durur. Ve ellerinde böyle hepsi çıkın halinde böyle hediyeleriyle bekler. Ve hepsi der ki acaba bugün benden ne isteyecek? Ve biz bir kere olsun dönüp de bugün daha çok neşeli olmam için ne gerekir diye sormayız. Bugün birinin hayatına ilham olmak için ne gerekir diye sormayız. Bugün ah canım dedenim bana yıllardır katlanıyorsun ya. Çok teşekkür ederim. Ne çok yargıladım seni. Şişman buldum, zayıf buldum. İşte midemde asitler salgılandı. Ben sana sürekli kızdım, sürekli yargıladım. Seni hasta ettim, özür dilerim demeyiz. Sağlığı dahil etmeyiz kendimize. Çünkü hasta olmak daha kolay. Yargıyı satın almak daha kolay. Bereketimize teşekkür etmeyiz. Azıcık bir şey gelir. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunun ötesinde hayatıma neyi dahil edebilirim diye sormayız. Eğer bugündeki seçimlerimizle şu anda başlayarak, sadece şu anda başlayarak, geçmişte ne olduysa oldu, kaç yaşımızdayız, geldik 50 küsürümüze, 51 olduk hatta. Şimdi ben 51 yaşından sonra neyi seçebilirim? İlham olmayı seçebilirim. 51 yıllık tecrübeyle, yaşam yolculuğumla, öğrendiklerimle bu dünyaya nasıl ilham olur gösterebilirim? Bunu nasıl yapıyorum? Mesela Yeşim'in bir hayatı var, Tülin'in bir hayatı var, Dile'in bir hayatı var, işte Ahmet'in, Mehmet'in bir hayatı var. Okey. Peki bu sürdürülebilir bir geleceğe ve yaşam realitesine hizmet eden bir hayat mı? Çünkü sürdürülebilir gelecek de çok kıymetli. Biz hayatı sadece bizden ibaret sanıyoruz. Hayır. Sizdeki bir değişim etrafınızdaki 5 kişiyi değiştiriyor. Siz kolay, eğlenceli ve herkesin hayatında çözüm üretenseniz etrafınız bir anda bu tip insanlarla dolmaya başlıyor. Yardım eden, kolaylaştıran. İşte seçimlerimiz böyle başladığında hani mutluluk köyü inşa etmek gibi bir şey bu. Bulaşıcı bir mutluluk. Düşünsenize bir koku var mesela. Mis gibi birisi şey yakıyor. Defne yaprağı, ada çayı yakıyor mesela. Bir anda sokağa bir çıkıyorsunuz. Ay mis gibi bir şey kokuyor buralar diyorsunuz değil mi? O koku bulaşıyor her yere. İşte o akımı
Siz kendinizle başlatırsanız her yerde başlayacak ve yaşama bulaşacak. Belki bu çok ütopik belki, ama bu kavgalar, bu içsel çatışmalar, bu hastalıklar, o zaman o sıkıntılar kalır mı sizce? Size ziyarete bile gelmezler. Çünkü siz artık kendinizi ve kendinizle birlikte yaşamı güzelleştirmeyi seçersiniz. Özellikle bugünlerde enerjimizi yükseltmek de çok önemli diye düşünüyorum. Hastalıklara karşı direncimizi arttırabilmek için neler yapabiliriz? Enerjimizi nasıl yükseltiriz? Yine aynı şeyi söyleyeceğim ama hayatın tümü bana kolaylık neşe ihtişamla gelir. Akses'in bir cümlesi herhalde, değil mi bu? Evet, buna mantra diyoruz ama ben ona Akses'in sloganı demeyi çok seviyorum. Sloganı bu. Evet, kolaylığı, neşeyi, ihtişamı da artırdık. Nasıl enerjimizi yükseltiriz? Mesela önce bedenimizle başlayabiliriz. Bedenimize teşekkür ederek başlayabiliriz. Canım işte bedenim. Canım derim, beni korudun. Canım kalbim, bir gün bile teklemedin, mesaiye gelmemezlik etmedin. Sana teşekkür ederim. Canım midem, sen var ya sen, bak beni 50 yıldır koruyorsun. Bir kere bile kendine zorluk çıkartmadın. Aferin, bağırsaklarım 13 metre boyunca çalıştınız ya. Size teşekkür ederim. Ve çevremizde bulunanlara. Eğer daha pozitif ve daha farklı bir yaklaşımla bulunmak istiyorsak, mesela şükran duymayı öğrenebiliriz. Nasıl? Yaptığımız kötü seçimlerin kaçına şükran duyuyoruz? Ya da yaptığımız o yanlıştı, o berbattı diyerek kaçını yargılıyoruz? O yargılama enerjisini şey gibi düşünün, balçık çamuru gibi düşünün. Çamuru her ellediğinizde elinize bulaşır değil mi, balçık çamuru? Peki, bu defa onu böyle şeyle şükranla süsleyelim. Şükranla. Üstünü böyle işte saman balyaları bile olabilir. Şükranla süsleyelim ve diyelim ki biliyorum o seçim aptalcaydı. Ama ona şimdi teşekkür etmeyi seçiyorum. Ve bu alanı değiştirmeyi seçsek ne yaratır? Sadece orayı değiştirmeyi seçsek. Ve buradan başladığımız zaman acaba bize nasıl katkı olur bu? İşte yaşamımızdaki hayatımızı, kendimizi daha iyi yaptığımız en iyi yer bu. Mesela bir 30 günlük akım başlattım ben. O 30 günlük akımda önce tuttuk. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir demeye başladık. Sonra kendimizi yargıladığımız, kızdığımız, öfkelendiğimiz ya da karşımızdaki birine kızdığımızda bir dakika, bu bakış açısına sahip olmam ilginç bir bakış açısı, bu bakış açısı bende var diyerek o bakış açısını iptal ettik. Sonra dedik ki arkadaşlar, evinizde kullanmadığınız kitaplarınız, kıyafetleriniz, eşyalarınız var. Bunları fırsata çevirelim mi? Var mısınız? Kitaplıklarımızı yenileyelim. Onları koyalım sıraya. Okumadıklarımızı bir yere, okuduklarımızı bir yere. Artık bizimle hizmeti bitenleri de bir kütüphaneye ulaştıralım, ayıralım onları. Kıyafetleri ayırdık tek tek. Teşekkür ederim. Ve bunların içerisinde ben seni nasılsa giyeceğim, zayıflayınca giyeceğim kıyafetleri de dahil. Satın aldığımız ama kullanmadıklarımız. Ve bunları çocuklara, köylere gönderdik. 26 Mart'ta başlatmıştık biz bu akımı. 1 Mayıs'a geldiği sizin zaman böyle herkesin, yaklaşık 160 kişilik bir kişi grup organizasyonuydu. Herkes farklı bir alanda kendini de iyi hissetti. Hafifledim Tülin Hocam diyor. Eski, kırık, dökük, eksik bardak parçalarınızı çıkarın mutfaklarınızdan dedim. O çeyizinize koyduğunuz, nasılsa kullanırım, nasılsa giyerim dediğiniz mutfak takımlarınızı çıkarın. Onurlandırın kendinizi. Dostluklarınızı onurlandırın. Ne kadar uzun zamandır seninle konuşmamışım. İyi ki hayatımdasın. Seninle yaşadığımız kırıcı şeyler varsa ben şimdi bunu iyileştirmeyi seçiyorum. İşte bu iyiliğin ilk adımı. Sonra sizde hastalık kalır mı? Kalmaz. Sadeleşmek lazım, yalınlaşmak lazım. Evet. Ve hakikaten önce insan deyip insana odaklanmak lazım. Kendimize ve diğer insanlara biraz daha kapitalist sistemde hep daha fazlası yerine daha azla manevi mutluluğu bulmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle de şu Ramazan günlerinde bunları hayata geçirebilmek için bir tesadüf de değil, fırsat aslında. Müteşekkir olmaya başladığınızda onurlandırma enerjisini çoğaltırsınız ve yaşam bunu okur. Hayat bunu okur. Tanrısal akış bunu okur. Çünkü müteşekkirsinizdir siz. Olanlara müteşekkirsinizdir. Yargılamadan,
hani bizim çok güzel ağzımıza plesenk olmuş ama yaşamımızda çok az kullandığımız bir lafımız var. Her şeyin vardır bir hayrı. Evet. Rabbim bana onu görmeyi nasip et mesela. Ben çok dua ederken şey derim. Rabbim donatsın sizi derim. Onu nasıl donatacağı? Bilgiyle mi donatır? Zenginliğiyle mi donatır? Ya da sizi dostlarınızla mı donatır? Ona kalmış. Ama siz müteşekkir ve şükran enerjisini artırdığınızda onurlandırma çoğaltıyor zaten sizi. Bu dönemde biraz daha fark eder olduk diye düşünüyorum. Hani o kadar hızlı hayatlarımızı, o kadar hızlı yaşıyorduk ki en azından durup düşünmeye, önceliklerimizin neler olduğunu değerlendirmeye fırsatımız oldu zannediyorum. Peki bundan sonraki dönemde sizce insanlar bu öğretilerden ders alarak devam edebilecek mi? Nasıl ilerleyeceğiz? Farkındalık arttı mı sizce? Şöyle söyleyeyim, psikologlar ve psikiyatrların bilimsel olarak açıkladıkları bir şey, bir gerçeklik var. İşte 21 gün hani bir şey yaparsanız o 21 gün sizin alanınızı ve evrenizi değiştirir diyor, değil mi? Hı hı. O 21 günlük evren ve alanımızdaki her neyse, alan değişikliği sağladığımız şey. Şimdi düşünün ki biz aşağı yukarı 22'sinde mi başladık karantina sürecine? 22 Mart mıydı? 20 Mart mıydı ya da o civardaydı değil mi? 13'ünde Türkiye'de olduğu açıklandı. Ondan sonra da 20'si falan işte. Öyle baktığımızda aşağı yukarı 1,5 aydır insanlar birçok koldan, birçok bu tarz çalışmaları yapanlar, psikologlar, hatta kurumlar bile kendi çalışanlarına farklı bir takım motivasyonlar sağlamaya başladılar. Gerçekten bu iyilik hareketi eğer o 21 günde içimize işlediyse, bundan sonraki yaşamın o bize diktedilen belirsizliği bizi etkiler mi sizce? Etkilememeli, etkilemez diye düşünüyorum. Yoksa onun içerisinden hani kriz, Çinliler buna vajji diyor, sen çok daha iyi bilirsin, krizlerden fırsat üretmek. Yoksa bunu fırsata mı çeviririz gerçekten? Gerçekten oradaki, onun içindeki sihri, hep kullandığım bir sözcük, biz o krizin içerisindeki gizli güzelliğini görürüz. Yeni bir dama dönersek alan mı değişir? Alan değişir. Şimdi hiç kimse eskisi gibi bakmayacak. Şöyle düşün, dünkü Tülin değilim ben. Mutlaka sen de dünkü Dilek değilsin. Kızıyoruz belki ama kaçımızın kızgınlıkları bir gün sürüyor ki, birkaç saat, birkaç dakikada atmıyor muyuz şu aralar bunları? Bu süreçte aslında özümüzü terbiye etmeyi öğrendik. Bu da bir tür bilinç orucu, ben öyle diyorum. Bu da bilinç orucuydu. Öfke orucuydu. Düşünsenize, söylenme şikayet orucuydu. Artık şikayet kapasiten yok. Bir günde bir virüs savaşları bitirdi. İnsanlar şimdi yeni döneme girdiklerinde elbette ki farklı bir kapıyla karşılaşacaklar. İş hayatında, sosyal hayatlarında. Ancak bütün o farklı kapasitelerin içerisindeki fırsatı da yakalayacaklar. Çünkü artık eskisi gibi köhneleşmiş, kokuşmuş ya da kızmış bir beyinle bakmayacak. Şimdi müteşekkir enerjisiyle ben şimdi neyi inşa edebilirim? Burada farklı neyi seçebilirim enerjisiyle bakacaklar. Ve eminim eğer işverenler de bu bakış açısında olurlarsa farklı bir fırsat doğacak gibi geliyor bana. Yani Osmanlı'nın sonundan doğmadı mı Türkiye Cumhuriyeti? Yok muydu orada kriz? En basit örneği kendi ülkemiz. Orada seferberlik yapılmadı mı? Birbirine katkı olmadı mı insandan? Hala biz de birbirimize katkı olmuyor muyuz? Birisi bizden yardım talep ettiğinde hemen ona nasıl kapı açarız diye koşturmuyor muyuz? Bunun 3 katını düşün. Bence ya ben daha umutluyum. Bütün o risklere rağmen çok daha farklı bir geleceğe ilerliyoruz. Ve daha içten. En güzeli de zannediyorum bunu sadece Türkiye ile birlikte değil, tüm dünya ile birlikte hissetmiş olmak. Mutlaka bu enerji bütünü, sinerji, herkesin farkındalığıyla bazı şeyleri değiştirmek için önemli bir adım olacak. Tüm dünya için aslında son yıllarda daha çok tüketmeye dayalı, kaynakları böyle fütursuzca kullanmaya dayalı bir yaşam düzeni vardı. Koşuyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz ama onları sindirebileceğimiz bir ortam yok.
Dolayısıyla insanlar arasında birbirine karşı tahammül sınırlarının azaldığı dönemleri geçiyor. Ama bakın aslında hani bilincin terbiye edilmesi diyorsunuz. Bu noktada da evde de bu konuda bir dönem geçiriyoruz. Çok uzun süre hep birlikte olduk. Belki hiçbirimiz aileden hiç kimse bu kadar dikti olduğu bir dönem olmadı. İşler var. Ama bunları tolere etmeyi ve karşılıklı hoşgörüyü öğreniyoruz diye düşünüyorum. Başka seçeneğimiz de yok. Hani kızıp da gitme şansı yok. Mutlaka bunların bir dönüşümü olacak hayatımızda. Kara karikatürlere büründürenler bunu şey diyorlar ya, boşanmaların sayısı artacak, psikologlar yaşadı falan diyorlar aile terapistleri. Ben de diyorum ki tam tersi. Ben de tam tersi diye düşünüyorum. İnsanların birbirini kucaklama ve hey iyi ki benim hayatımdaymışsın, iyi ki varmışsın dedikleri alan açıldı. O kadar ilginç ki keşfetmediğimiz yanlarımızı keşfettik. Kesinlikle. Evimizde bile öyle değil mi ya? Dolapları boşalttı herkes. Bana diyorlar ki Tülin hocam yıllardır biz bunu yapmamıştık. Nasıl iyi geldi kocası açıp da bana hocam kimsiniz bilmiyorum ama Allah sizden razı olsun. Bizi var diyeler bile temizlendi sayenizde diyen erkekler var. Kaldı ki ne kadar daha ilişkilerimizi onurlandırsaydık. Ne kadar daha yaşantımıza şükran duysaydık. İnsan ömrünün hepsinin bu dünya realitesindeki sayısı belli. En kaliteli yaşadığınız sene 70'te de. Her anımızı gerçekten o onurlandırma enerjisiyle çoğaltsaydık neye benzerdi. Düşünsene ikimiz konuşurken şimdi kalbimizde sıpır pır 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 ediyor değil mi? Neşeli şeylerden bahsediyoruz. O karamsarlık enerjisi ya da kaba enerji yok. Güç enerjisi yok. Kontrol enerjisi yok. Ezme, baskılama enerjisi yok. Ne kadar iznindeyiz. Burada mevki enerjisi bile yok. Çünkü orada hepsini bıraktığında, ben onları bariyer diyorum, bütün bariyerleri indirip bıraktığında, sensin o işte insan. Voltaire demiş ya, suçluyu kazıyın altından insan çıkacak. Birçok insanın artık kendini bile alıp kabul ettiği bir döneme giriyoruz. En güzeli de bu. Kendini kabul edince başkalarını kabul etmek çok daha kolay zaten. Kolay. Biraz önce de değindiğin gibi aslında ilk önce her şey kişinin kendisini kabul edip sevmesi, olduğu gibi sevmesi ve olmak istediği yönü seçmesiyle başlıyor. Kendisine hoşgörü arttığında aslında insanlara olan hoşgörüsü de artıyor. Peki yavaş yavaş sonlandırmaya geliyoruz söyleşimizi. Son olarak neler söylemek istersin? Pek çok şey konuştuk ama bugünden kalan olsa, bütün bunların özeti, bir özet diyecek olsak ne şekilde bitirebiliriz? Benim bir sloganım var. CF diyoruz biz, Certificated Facilitator diye o günden beri. Seçerlerse bütün insanlara şunu söylemeyi seçerim. Her şeyin içerisindeki gizli güzelliği görmeyi seçerim. Yaşadığınız ne olursa olsun, her şeyin içerisinde Tanrı'nın sakladığı bir gizli güzellik var. Bugün o gizli güzelliği kendinizde bularak başlamayı seçin. Önereceğim tek şey bu olabilir. Çünkü bir kere o gizli güzelliği bulduğunuzda her şeyin içerisindeki o Tanrı'nın tohumunu görüyorsunuz. Onun kokusunu, onun renklerini, onun tonajlarını görüyorsunuz. Böyle olsun. Her şeyin içerisindeki gizli güzelliği görmeyi seçiyorum diyerek başlayalım. O zaman bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sizin vesilenizle bir kez daha güzellikleri görmeye odaklanmak adına yeni bir dönem başladığını düşünüyorum. Bütün katılımcılarımıza da katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte yine birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ne zaman istersen. Kocaman sevgiler. Ben de bütün arkadaşlarımıza sevgiler iletiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben ayrılıyorum. Hoşçakalın.